İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Malatya bölgesinde tarihi eserler ele geçirildi. David Tonoyan, Birleşik Arap Emirliği Devlet Bakanı ile güvenlik konularını görüştü. Bako Saakyan ve Hayk Grigoryan, kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğini ele aldı. ABD, Suriye'den ayrılmak için acele etmiyor. İrlanda'nın ana katedralinde Ermeni Haçkarları sergisi açıldı. Ermenistan Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri yüksek teknoloji ve yaratıcı eğitim alanlarında işbirliği yapacak. Bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Batı Ermenistan'ın Malatya ilinde düzenlenen operasyonda Frig, Roma ve Bizans dönemlerine ait 850 bin dolar değerinde 484 parça tarihi eser ele geçirildi. Planlı faaliyet kapsamında Darende ilçe merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan verilen bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Tonoyan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı, Ermenistan Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirliği Hükümetler Arası Komisyon Eş Başkanı Ahmad Ali Al-Sayyih'i makamında kabul etti. Görüşmede Ermenistan Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirliği savunma alanlarındaki ikili işbirliğine ilişkin konular ele alındı. Askeri sanayi, askeri tıp, askeri sporlar, bilgi alışverişi ve diğer işbirliği alanlarının yanı sıra savunma alanında ikili işbirliği için Şubat ayında Abu Dhabi'de yasal bir çerçeve oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldı. Muhataplar ayrıca bölgenin güvenliğiyle ilgili sorunları da ele aldı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Saakyan, Ermenistan Cumhuriyeti Soruşturma Komitesi Başkanı Hayk Grigoryan'ı 2 Mayıs'ta makamında kabul etti. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Artsakh Cumhuriyeti Başsavcısı Artur Mosyan, Adalet Bakanı Ararat Danielyan ve polis şefi Igor Grigoryan'ın katıldığı görüşmede iki Ermeni devletinin ilgili yapılarının işbirliğiyle ilgili farklı konular ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Dennis Natali, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve Irak'taki İslam Devleti'ne karşı başlattığı operasyonun tamamlanmadığından dolayı ABD güçlerinin mücadeleye devam etmek için Suriye'de kalacaklarını ifade etti. Natali kısa süre önce medyada yer alan İslam Devleti lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yayınladığı bir videoya atıfta bulundu. Videoda Bağdadi mücadelenin sürdürülmesi için takipçilerine çağrıda bulunuyordu. Natali ifadesinde bölgesel ve insani kayıplarına rağmen İslam Devleti hala mücadele ediyor. Dünyada her hafta yaklaşık 50 saldırı yaşanıyor. Büyük oranda Suriye ve Irak olmak üzere 300 kadar insan öldürülüyor. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri teröristlerle mücadelesine halen devam ediyor, dedi. Ermeni Haçkarları ile İrlanda Haçkarları arasındaki benzerliğe adanmış bir sergi geçen hafta Dublin'deki Christchurch Katedrali'nde düzenlendi. News.im portalı serginin Ermenilere karşı uygulanan soykırımın 104. yıl dönümüne ithaf edildiğini ve Mayıs ayının sonuna kadar süreceğini belirtti. Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Arman Kiragosyan, Ermenistan Cumhuriyeti Apostolik Kilisesi'nin Büyük Britanya ve İrlanda Başpiskoposu Hovakim Manukyan ile İrlanda Kilisesi Başpiskoposu Michael Jackson katedralde gerçekleşen anma töreninde hazır bulundular. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Ermenistan Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirliği Hükümetler Arası Ortak Komisyonu'nun eş başkanı, Birleşik Arap Emirliği Devlet Bakanı Ahmad Ali Al-Sayyih'i makamında kabul etti. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre muhataplar, bugün yapılan Ermeni Emirlik Hükümetler Arası Komisyonu'nun ilk oturumunu gerçekleştirmesinin ikili ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için yeni bir ivme kazandıracağı konusunda hemfikir olduklarını açıkladılar. Mali, ekonomi, ticaret, gıda güvenliği ve bilimsel eğitim alanları işbirliğinin öncelikli yönleri olarak vurgulandı. Her iki tarafta yüksek teknolojiler ve yaratıcı eğitim alanlarında işbirliğini etkinleştirmek için pratik adımlar atmaya istekli olduğunu belirtti. Toplantı sırasında muhataplar ayrıca bir takım uluslararası ve bölgesel konular hakkında da fikir teatisinde bulundu. Bugün tüm dünya Uluslararası Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyor.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve UNESCO tarafından Afrika basınının bağımsızlığına ve çoğulculuğuna destek deklarasyonu ilan etmek için 3 Mayıs 1991 tarihinde Namibya'nın Den Haag kentinde düzenlenen toplantı gününü Birleşmiş Milletler Teşkilatı Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak belirledi. Bundan sonra her 3 Mayıs günü Özgür Basın Kuruluşu'nu dünyadaki medya özgürlüğünün değerlendirilmesi ve görevi sırasında ölen gazetecileri anma günü olarak kutlanıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Stepan Yeremyan tarafından seslendirilen Gomidas Vartabet'in Hoy Nazanim adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.